bana da bırakın. Yediniz resmen. Oh canım benim ya. Ben de öpeceğim, ben de. Ya ben de öpeceğim. Ya tamam, sakin olun. Herkese yetecek kadar Eylül var. Ay ya, nasıl özlemişim. Yani vallahi ben de şimdi bir sarılıp öpüp böyle bir geçmiş olsun demek isterdim Eylül ama. Diyemezsin abi, sana sıra gelmez. Ben vaktiyle ne zaman son göre sarılmak istesem önce Cemre'yi beklerdim. Cemre bitirirdim, Meral'i beklerdim. Ondan sonra Eylül. Tam bitti diyorsun, tak kader gelirdi. Ay şikayetçiyiz. Bitki çayın hazır. Ay sağ ol canısı. Şey içine bal koydun değil mi? Ya çünkü şeker stresi alıyormuş da. Gerçi stresimi bu çay giderebilir mi bilemeyeceğim. İyi ki sana yani size bir şey olmadı. Vallahi buna kalsaydı şimdi evimizi kavuruyor olurdunuz canısı. Ay Fadik, bundan sonra sen benim kahramanımsın. Ya Meral konuşmasın öyle. Öyle de görevini yaptı. Ya boş ver Eylül. Yani boşuna uğraşma. Ben 5 kere falan anlattım, ikna olmuyor kendisi. O zaman ben bir çay demleyeyim. Çay isteyen var mı? Ben. Ya ben de alırım. Tamam. Serkan sen ister misin? Yok istemiyorum. Peki tamam. Fırsat bu fırsat. Şöyle ilişeyim. Bak. Gördün mü hareket? Nasıl kıvrak adam? Hemen buldu fırsatı, oturdu yanına. İşte vaktiyle ben de bunu yapaydım. Şöyle kaderi ittirip yanına oturaydım ne güzel olurdu da işte akıl edemedik böyle. Aa! Songül niye ağlıyorsun ya? Evlendik kızım, artık ağlamana gerek yok. Hep yanındayım zaten. Ya ona mı ağlıyorum Güney? Hala silah sesi kullanma. Ya Fadik yetişemeseydi, ya kızlara bir şey olsaydı. Allah Allah, kurtuldular işte. Ne var bunda ağlayacak kızım? Geçti gitti. Güney sen de. Hamile kız. Hormonları coşmuştur. Aşkım ya ağlama. Ay ya kıyamam. Ya biz Eylül'ün Fadik'te olduğunu bilseydik gelirdik görmeye. Kız zaten yanına gitmeyelim diye saklanmış kader. Ay gerçekten bazen şuursuz oluyorsun. Ay sensin şuursuz. Ya Eylül benim korumam altındaydı. Bir de sizi tehlikeye atmak istemedik. Geç geç. Ay dur bakayım. Alo. Eylül'cüm nasılsın? Kızlar nasıl oldu? İyiler iyiler Feride Hanım. Merak etmeyin, aklınız kalmasın. Alo. Eylül'cüğüm hoparlörü alır mısın telefonu? Açtım. Ali. Bak gizli görev falan anlamam. Bir daha Eylül'ü bu işlere bulaştırırsan yüzünü göremezsin. Haberin olsun. Ay hocam niye öyle diyorsunuz? Yani ne yaptı ki? Görevini yaptı o da. Nasıl kulaklar ayrılacaklar diye. Toprak tamam, merak etme. Eylül'ü bir daha tehlikeye atmayacağım. Tamam, sana güveniyorum. Ama gözüm üzerinde. Öpüyorum hepinizi. Biz de öptük. Görüşürüz. İyi yaptın. Ya Fadik, bu arada hadi benim yanıma polisleri göndermek aklına geldi. Ama kızların evine Şeref'in adamlarının geleceğini nereden tahmin ettin? Eylül'ün başı belaya girdiği andan itibaren evinin oraya bir ekip yolladım. Şeref'in adamlarının da eve girdiğini duyunca hemen geldim. Aferin sana ya. Ya gurur duyuyorum seninle gerçekten. Çok iyi bir polis oldun. Amirime de söyleyeceğim bunları. Ya demeyin öyle, şu an utandım. Teşekkür ederim. Neyse, ben artık gideyim. E kalsaydın Serkan. Yok, senin iyi olduğunu gördüm ya, yeter.
Hadi görüşürüz kardeşim. Dikkat et. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyisin değil mi? Ya sana bir şey olsaydı, ne yapardım ben? Birbirimizi asla bırakmayacağız, tamam mı? Tamam. İleride artık torunlarımı anlatacağım, maceralı bir hikayem oldu. Tabii canım, harika oldu. O kadar başınızı belaya sokmuyordunuz ki. Yeni bir an daha oldu senin için. Ya Serkan, dalga geçme lütfen. Tamam, tamam. Cemre? İyisin değil mi? Merak ettim seni. İyiyim. Teşekkür ederim. Neyse ben gidiyorum. Ya Serkan! Serkan bu dur gitme. Ne yapıyorsun? Hayır ben anlamadım bu yakınlık nereden çıktı? Ne ara aradın sen bu çocuğu? Ya iş için aradı beni. Ben de anlatıverdim. İstemeden sorun mu çıkarttın? Yok canım, sorun çıkarmadım. Serkan bu aralar bir garip davranıyor. Anladım. Dertleşmek istersen dinlerim, tamam mı? Teşekkür ederim. İçeri girmek ister misin? Arkadaşlar var. Yok, girmeyeyim. Sevgilin duyar, iyice bozulur falan. Ya olur mu öyle şey? Ajansta görüşürüz Cemre. Kendine iyi bak. Yemiş gibisin. Ya Tuna uğradı da Serkan'la karşılaştılar. E'si Tuna'yı ne zaman görse triplere giriyor. Ya Tuna'yla birlikte sergiye gittiğim günden beri de böyle. Yalnız o tam sergi değilmiş galiba. Duyduğum kadarıyla araya bir de after party sıkışmış. İyi de Güney'cim o partiye gitmek zorundaydım. Ne yapabilirim? Kıskanıyor işte çocuk seni. Ne var bunda? Ya Güney, ortada kıskanacak bir durum yok ki. Bir kere o adam benim şefim. Ayrıca de yani sergiye git diye ısrar eden de Serkan'dı. Vallahi bilmiyorum. Karışık mevzular bunlar. Beni karıştırma.